Siyaset bir çatışma alanı değildir. Dostlarla ittifak vurgusunu yineledi. İnce'ye üstü kapalı gönderme yaptı. Dostlarımızla birlikte yapacağız. CHP yeni belirlenen parti meclisiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretten sonra parti meclisi toplantı için bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 37. olağan kurultayın ardından yapılan ilk parti meclisi toplantısında konuştu. Ben dostlarımızla birlikte yapacağız deyince onlar kendilerini kavakta görüyorlar. Nereye çıkarsan çık kardeşim. Güçlü bir demokratik parlamenter sistem, halkına hesap vermeyi onurlu görev kabul eden bir siyaset anlayışıyla biz bunu yapacağız. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde hapiste olan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala da vardı. Adalet isteyenler de hapishanede. Adalet istiyorum diyor. Sen adalet mi istiyorsun? Atın içeri. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir tablo yok. Bakın. CHP lideri, eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parti kurma iddialarına ilişkin de ilk kez isim vermeden konuştu. Bizi linç girişimleriyle korkutmak isteyecekler. Linç girişiminde 3 kez, 5 kez, 100 kez bulunmazsanız namertsiniz. 4 koldan üstümüze gelecekler. İsterse 4 kol değil, 400 koldan gelsinler. Mücadele edeceğiz. Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. Ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir. Kılıçdaroğlu, kurultayda 2. yüzyıla çağrı beyannamesini okurken Türkiye'nin dış politikasını eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine dış politika vardı. Egemen güçler ne diyorsa saray aynısını yapıyor. Parti meclisi toplantısı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından 2,5 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre CHP'nin yeni merkez yönetim kurulu 9 Ağustos'ta öğleden önce açıklanacak. MYK parti meclisi üyeleri arasından oluşturulacak. Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımının ilk toplantısını da pazartesi yapması planlanıyor.